Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu Haskara Aslan inşaattan Didim Altınkum'da denizin dibinde denize çok yakın drone görüntülerini size arz ediyorum. Birazdan sözlü anlattım. Sonra videonun sonunda bir daha drone görüntüleriyle size çatı dübleksi, bu sağ taraftaki dübleksi arz edeceğim. Sağ tarafta çatılı yeri size arz edeceğim. Bu rezidans dilim de dönmüyor, beceremiyorum. Kusura bakmayın. Birazdan sözlü olarak size içini de göstereceğiz arkadaşlar. Fiyatı 1.500.000, bahçe dübleksi de 1.500.000. Onu bundan önce sundum. Birazdan Furkan'la size arz edeceğim. Furkan da drone'u iyi yapıyor. Arkada da inşaatlar var, devam ediyor. Takdir sizin arkadaşlar. Burası da işte altın kum. Deniz falan var orada. O taraf Medusa tarafıdır. Buralar altın kum. Evet arkadaşlar, şimdi buradan devam edeceğiz. Arkadaşlar, drone görüntüleri videomuzun ya başına ya sonuna ekleyeceğiz. Aydın Didim Altınkum'da size iki tane dübleks sunacağız. Evet. Drone görüntülerimiz her tarafı tesvirledi. Gösterdik size. Gel Furkan'ım, gel. Şimdi biz dedik ki ne yapalım? Bu videoda iki tane ev göstereceğiz size. İki tane dübleks. Her biri 1.5 milyon ya da 1.5 milyar. Ya da evet 1.5 milyon. Bir bahçe katı, bir de çatı katı dübleksi. İkisi de eşit fiyatlı. Asansörlü bina gördünüz. Yani drone görüntüsü başa mı eklerim, sona mı eklerim onu bilmiyorum. Ama önce 1.5 milyonluk iki tane dübleks. Bir bahçe katı, bir de yukarıda. Bahçe katı derken dübleksin yarısı üst katta, yarısı yukarıda. Öyle bir yer göstereceğiz size. İki tane ayrı seçenek. Sonra başka videoda da daireler sunacağız. Gel Barış. Evet. Geldik Cemal abimizin evine, 5 numaralı bahçe dübleksi. Bunun altında da başka bir kat var. Gel. Oy men. Bu gazelde namı nişane kalmadı faslı bahardan. Her şey bitti, yaz bitti. Artık bu görüntüler de ona yazdan daha iyiydi. Arkadaşlar çelik kapımızı açtık. Evet, çelik kapımızı açtık. Burada bir şey var, biz böyle gidelim. Gel babacığım. Babam, çök. Güneş var, iyi gösteriyor mu Furkan? Güneşli aldes, böyle vuruyor mu güneş her tarafa? Vuruyor güneş. İyi, olmadı o zaman. Hayır. Belki de video iyi olmuyor. Hayır, çok iyi. İyi o zaman, bir daha çöve. Ben de çöveyim. Bu drone çantası arkadaşlar. Drone çantası elinde. Burası mutfak. Salon çok büyük değil ama burası altın kum. Evet, burası altın kum arkadaşlar. Güzel. Burası buzdolabı. Falan. Burası neydi? Lavabo. Burası da çamaşır makinesi. Bulaşık makinesi. Mutfak bulaşık. Bulaşık makinesi. Arkadaşlar yeni nesil. Artık buralar herkes iyi yapıyor ama bu inşaatın, kaba inşaatının bizim Regaip, zaten benim yeğenim inşaat mühendisi, o takip etti. Buranın yapı denetimini. Yani gerçekten çok fazla statik alan, mühendislik alanında özele özele yapıldı. Sağlık fazla işte malzeme budur falan ben bilmiyorum. Yapmışlar, görünen köy kılavuz istemez. Burada da bir balkonu var. Balkonu da böyle göster. Havuz başlığı. Bu balkonda da 3-4 kişi istediğini içebilir. Ayşe teyze, Fatma abla, Ahmet, Mehmet böyle karşılıklı oturabilirler. Evet babacığım, böyle bir havuzu göster. Evet. İşte havuz başı, drone çekimlerini zaten size göstereceğiz. Furkan hadi odaları da gösterelim. Sonra çünkü bu video fazla uzun olmasın. Gel babam, gel ver ya. Evet arkadaşlar. Furkan'ı beğendim. Gel Furkan. Peki ben diyorum Furkan o tarafa bakıyor. Arkadaşlar konuyu dağıtıyorum. Allah aşkına kızmayın bana. Biz geldik şimdi salonu göstermek. İşte salonu mutfağı. Çelik kapıdan girmiştik. Burası bir koridorumuz. Koridordan geldik. İlk önce salonla mutfağı size arz ettik. Ve geldik. Şuradan çelik kapıdan hemen sağ yaptık. Burada bir oda da var. Evet. Namı nişane kalmadı faslı bardan. Üç ömer mömer. Bu birinci odamız arkadaşlar. Salonla mutfağı size arz ettik. Bu birinci odamız. Birinci oda. Banyo göster Furkan, banyo. Banyo. Arkadaşlar, bakın
Bu da banyomuz. Size salon, açık mutfak, bir oda, bir banyo gösterdi. Bu hohonun şeyini, sebebini size söyleyeyim mi? Bakın, insan sıkılınca gerçekten dünya beş para ediyor. İnsan sıkılınca nefes alıyor falan ya. Bu hoho gerçekten, bak siz de deneyin, çok iyi gelecek hoho demek. Ben geçen baktım, ben böyle Instagram'da hashtag ekliyorum ya böyle Almanca, baktım biri de hoho yazmış. O ne anlamı olduğunu bulan da hoho'yu geçirmiş. Evet arkadaşlar, bahçe kompleksimizin alt katına gidiyoruz. Evet. Oo, merdivene bak, hoho. Hoho çok iyi strese iyi geliyor yani. Çünkü ben de Furkan böyle, o böyle yapmıyor. Ben stres bir hoho deyince biraz atlatıyorum. Evet, ben Furki. Evet. Sevgili arkadaşlar, burası da ikinci oda. Veysel abi, karantinadan çıktın mı abi? Evet. Alper Tugay'ın duyuyor, eşyacım kaldı ben. Felek gücün aldı bana. Evet arkadaşlar, burası da böyle. Burası da ikinci banyomuz. Yine Ronay dışarıda bile giriyor. Ben onun adetini bozmayayım. Ronay. Evet. Burası da arkadaşlar ikinci banyomuz. Altta ne vardı? Salon, açık mutfak, bir balkon, bir banyo, bir oda. Aşağı indik, ikinci banyoyu gösterdik. İkinci odayı gösterdik. Ve bu koridoru da gösterir misin? Gösteriver. Gösteriyor, gidiyor, gidiyor. Bu ne yanıyor Furkan? Furkan bu nasıl yanıyor burada? Oraya alıyor ben bu. Bu ne yanıyor? Neyse burası da şey, neyse babacığım. Bu geniş koridoru da göster. Sen bunu yap. Buna başka yerden mi? Evet arkadaşlar, koridorumuzda böyle böyle cicili spotlar var. Oo, işte geldik en güzel yere arkadaşlar. Şimdi evet. Arkadaşlar bu oda gerçekten huzur, tek başına bile balon. Burası da üçüncü odamız. Sen acil olur musun? Evet, malamın. Evet arkadaşlar, burası da bizim üçüncü odamız ve bu havuz başı. Ama yani zemin deyince aklınıza bir şey gelmiyor. Bu zaten bence ben dürleksin üstüne ama bulamadım. Çünkü yoldan 4 metre bahçe yüksek. Ondan sonra buradan bir daha ya alt yoldan abi rahat 8 değil yani 10-12 metre yani oradan yoldan yüksekte bu site, bu kompleks, bu rezidans, bu bilmem ne dans. Evet işte ya, gel bakalım, gel. Rezidans. Tamam babam, biliyorum o da satıldı değil mi? Burada az kalmış. Furkan biraz geri git, benim yanıma gelme. O kapıdan balkonu göster. Baba burada çok satıldı he. 7 tane satıldı. Oturan var mı? Bizim komşumuz İngiliz mi orada? Ha. İyi. Komşumuz İngiliz'miz. Buradaki görevli arkadaş da bizim akraba gibi. Ve burayı size sunduk. Şimdi bunun üstüne sonra büyük diğer dübleksi de ekleyeceğiz. Hadi bir dakika. Hemen bitirme. Arkadaşlar diğer dübleksi de ayrı bir video ekleyelim. İnsanlar kafası karışıyor. Anladın mı? Arkadaşlar bu 1.500.000 TL. 1.500.000 TL. Drone görüntülerini size arz edeceğiz. Saygılarımızı, hürmetlerimizi sunuyoruz. Evet dedim sevenler, burası otoparkımız. Gördüğünüz yer bizim otoparkımız. Ben de oradan yürüyorum. Bu merdivenlerden Beblo'a giriliyor. Bu önümdeki çam ağaçtan diğer tarafı havuz. İzole de edilmiş, yazın rahat yüzersiniz. Altta yol gidiyor. Biz yol seviyesinde 4-5 metre yüksekteyiz. Yol çok aşağıda kalıyor. O reklam yazıları o duvara yazılmıştı arkadaşlar. İlk başta sündüm reklam yazısı. O bizim aşağıdaki duvarımız sol tarafta. Bu sağ taraftaki duvarda da şelaleler, yazın süslü püslü sular, su sesi huzur veriyor. Su medeniyettir biliyorsunuz. Su gerçekten medeniyettir. Binamız bu. A, B blok. Tek bina ama sağ taraf. Şu anda bize göre sağ taraf B. Diğeri A. Çünkü kat irtifakları soldan başlıyor. Bilginiz olsun. Bu karşıdaki yer otoparkımız. Bu da sitemizin yeşil alanları. Evet. O kapıdan da zaten girmiştim. Bu kapıdan size arz etmiştim. Arka taraflarda başka inşaat firmaları yapıyor. Arkadaşlar yani biz sunuyoruz yani ben de bazen bakıyorum öyle araçlar maraçlar yüksek, ben bindiğim araçlar, şimdi ben bakıyorum
O Porsche'lar, Morse'lara biniyorum. Şimdi güç yetmiyor. Dolayısıyla kaderimize razı olmamız lazım. Mutluluk ne arabadadır, ne evdedir, ne bir şeydedir. Mutluluk, temiz hitap, ağzın düzgünlüğü. Yani beyhude konuşmamak, efendim insanlar kalbini kırmamak. Bana göre asıl sermaye odur. Şimdi ben yazıyorum, şey yapıyorum, gidiyorum, bu kadar emek veriyorum. Çok takdir eden değerli abilerimiz, ablalarımız var. Arada sivriler de çakıyor. Biri geçen ne demişti? Bu diyor emlakçı çok oynuyor, üçkağıtçı diyor. Öyle diyor, tanımıyorum kim olduğunu, bilmiyorum. İnsanlar çünkü Mevlana'nın dediği gibi, insan melek olsa dünya cennet olur. Ya da hatasız dost ararsan dostsuz kalırsın. Çok mantıklı, sabit, tartışmasız sözler. Bana göre bunları bilen sermaye sahibidir. Bir şeyler bilir, kavrar. Evet. İnsan yüreği olsun ya. Bu evler falan şimdi çok çok lüks evlerde büyük büyük adamlar, büyük büyük politikacılar. Bir bakıyorsun çocuğunun başına bir şey geliyor. Öbürü mutsuz. Bakıyorum böyle amcalar var, çok mutlu. Arkadaşlar zaten görselleri size arz ederken siz zaten anlıyorsunuz. Burası Altınkum Biran'ın çevresini. Bazen diyor ki askerde gözüm düşmanda kulağım sende komutanım gibi oldu. Öyle bakın, ben de kendi kendime, videom boş gitmesin, İçimden geldiği gibi konuşuyorum. Çok bilmişlik taslamıyorum. Sizler hepiniz benden daha iyi bilirsiniz. Ama ben de videoma eşlik ediyorum. Böyle seyir halindeyken akış, ben de akışa böyle paralel bir şeyler ekliyorum. Otoparkımız o parkeliyer. Yanında bir yeşil alan var. Havuzumuz orada. Çocuk havuzu var. Balkonları geniş. Asansörler. Evet. A blokta var. B blokta asansörler var. LED tavanlar. Depremin etmediği, krediye uygun. Denize yakın. Bulgur ekene bile dünya kalmamış. Bulgur ekene. Bunu bilen bilir. Açıklamaya gerek yok. Dünya bulgur ekene bile kalmamış. Evet. Dolayısıyla mutluluk bunlarda değil. Varsa insan alır, yoksa yok. Yani ben de bazen gidiyorum, evim sıcak, oh ne güzel. Hani böyle bazı yersiz yurtsuzlar var. İşte bilemiyorsun yani, insan üzülüyor. Hani bunlar gelir geçer arkadaşlar. Özentiyle, hırsla olmuyor. Adam yapmış evine ekmek götürmek için. Şimdi adamın ayakkabısı yok. Ayakkabı dükkanına gidiyor. Kaderini isyan ediyor. Ayakkabım yok diyor. Bir arkasına dönüyor. Bakıyor birinin ayağı yok. Sonra diyor ki, aa diyor, benim ayağım var. Sağlığım yerinde. Bak diğer adamın ayağı yok. Bir de böyle bakmak lazım. Bir de böyle bakmak lazım. Birinin dişi ağrısa, gözü ağrısa, bir kulağı duymasa, bir şey olsa bu yat kat ne cevap verir? Her an her şey olabilir. Hepimiz birer yani hastalık adayız, engelli adayız. Bu hastalığı görüyorsunuz arkadaşlar. O yüzden çok da takılmamak lazım. Gaybı Allah bilir. Böyle vaaz vermiş gibi olmayayım. Durum bu. Alim ilmiyle amel etmese sıkıntıdır. O yüzden eğer bir insanda yürek olmasa alim de olmaz, veli de olmaz, hiçbir şey olmaz. Yürekli olacak, uzakta bir şey söylemeyecek. Evet. Yiğit, değerli Anadolu insanları, size burayı ben sunuyorum. Ofisim de sahilde, MKS İnşaat. Eskide İngilizler varken construction diyorduk. Çok fuarlara falan gittim. Evet, İngiltere'deki dostlarıma da selamlar. Mazgirt'e selamlar. Mazgirt, Dersim Dört Dağ içinde selamlar. Oralara da çok gidiyorum. Ona biri korna çaldı. Güzel özene bezene yapmışlar. Bizim komşu Dursun abi arkada arabasını tamir ediyor. Almanya'da bizim abimiz, canımız. Yıllarca eski bir arabası var. Kendi tamir ediyor. Yapıyor. Çok da mutlu bir insan. Emekli.
Bizden de daire aldı, üst katta oturuyor. Çok değerli bir insan Dursun abimiz. Kendisi Karadenizli canımız, dostumuz. Mükemmel, kimsenin tuzlusuna, kurusuna, yaşına karışmıyor. Karşısı deniz arkadaşlar. Evet. Vallahi altın kum burası. Yazın işte karnaval havasında geçen tatil beldemiz, ilçemiz, şehrimiz. İşte nasıl belde mi, ilçe mi, il mi, bölge mi nasıl oluyorsa işte burasıdır. Oteller var, yazlıklar var, şenlikler var, turizm var. Var da var. Evet, bugün Ocak 2021 Ocak. Bazen çek yazınca yanlış yazıyorum. Bir sonra gelip paraf ediyor, ettiriyorlar bana. Verdiğim firmalara çek veriyorum. Böyle 2020 yazmayacağım. Şimdi aklıma geldi, dikkat edeceğim. Adamlar götürüyor, sonra şirket gönderiyor. Çek diyor, tarih yanlış, paraf yap. Tamam abi. Öyle yanlışlar oluyor. Alışmışız ya 2020. 2020'de kurtulduk arkadaşlar. Haskül abla, seni aradım, cevap vermedin. Abla, senin evini biri konuşmak istiyor seninle abla. Bana dönersen. Evet. Mesajı atmadım. Bu soldaki Elbistanlı Ali abinin yeri. Evet. Bu evde bizim Cemal abinin evleri. Burada 7 tane satılmış. Gerçekten harika. Saygılarımla, umarım her şey gönlünüzce olur.